Muhammed'in çok kıymetli evlatları Rabia kızımızla Fatih oğlumuzun nikah akitlerini gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tabi burada kıyıyoruz. Sizler için de bu nikahı kıydığımı düşünmenizi istiyorum. Önce hanım kızımızdan başlıyoruz. Hazır mıyız? Peki. Bayan Rabia Sevimli, hiçbir baskı ve tesir altında kalmaksızın, kendi arzu ve isteğinle Bay Fatih Tuğral ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Evet, Bay Fatih Tuğral, hiçbir baskı ve tesir altında kalmaksızın, kendi arzu ve isteğinle Bayan Rabia Sevimli ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Bir dakika. Fatih bu evet olmadı ya. Evet başkanım. Bu arada ben tüm gelin hanımlara buradan soruyorum. Eşlerinizle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Değerli damat adaylarımıza soruyorum. Eşlerinizle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Peki. Hadi bakalım. Evet, tüm gelinler ve damatlar ayağa kalkıyoruz. Evet. Sevgili Rabia, sevgili Fatih, evliliğinize bir mani olmadığı göründü. Az önce de bu kadar çok sayıda şahidin huzurunda ve tüm misafirlerimizin huzurunda evlilik isteklerinizi bir kez daha beyan ettiniz ve bu beyanlarınız imza altına alındı. Ben de medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri şu andan itibaren karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Fatih'e veriyorum gibi yapacağım ama vermeyeceğim tabii ki. Fatih, ben bu defteri sana asla vermem. Bu defter kimin hakkı? Senin tabunu Rabia'ya veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Allah mübarek etsin. Şüphesiz milletimizi millet yapan en önemli unsurlardan
en birinci olanı aile. Aileler ne kadar güçlüyse o ailelerin gücü üzerinde çocuklar güzel yetişiyor, aileler huzurlu oluyor, şehirler huzurlu oluyor, memleket huzurlu oluyor. Yıllardır bizi ayakta tutan en güçlü unsur şüphesiz aile birliktelikleri. Güçlü aileler üzerine inşa edilmiş güçlü bir milletimiz var ve güçlü aileler bizim medeniyetimizin, geleneklerimizin diğer nesillere, gelecek nesillere aktarılması açısından da çok önemli unsurlar.